Çorum'un Şirin ilçesi, pirincin başkenti Osmancık'tan herkese selamlar. Burası Kızılırmak'ın üzerinde kurulu şirin bir ilçe. Bu gördüğünüzde Koyunbaba Köprüsü. İkinci Beyazıt zamanında yapılmış, yapımına 1484 yılında başlanmış ve 5 yılda tamamlanmış. Uzunluğu 250 metre, genişliği 7,5 metre bir köprü. Gördüğünüz gibi zaten şu an ırmakta çok su olmadığı için bu şekilde görünüyor. Burası da Osmancık Kalesi. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin de hayatında bir süre Osmancık'ta yaşamış. O yüzden gerçekten tarihi bakımından çok anlatacak şey var. Doğalgaz çalışmalarında geçen yıl bayağı tarihi eserlere rastlanılmıştı. Kültürlerine ve geleneklerine bağlı bir ilçe. Yemek kültürü, düğünleri gerçekten çok özeldir, farklıdır, misafirperverdir. Bu arada köprü geçen yıl yeniden bakım yapıldı. Çünkü bayağı yıpranmıştı, çok eski olduğu için. Ama aslında uygun kalacak şekilde yapılmış. Ve semt pazarında da şöyle bir tur atalım. Böyle kısacık size görüntüler alalım dedik. Her pazarda olan şeyler var. İlaveten yöresel ürünler de var. İşte köyden gelen vatandaşlarımızın el emeği yaptığı ürünleri de burada kolaylıkla bulabilirsiniz. Eğer yolunuz düşerse perşembe günleri kuruluyor. Karadeniz'e gidenlerin çoğu zaten Osmancık'ı bilir. Buradan geçiyorlar çünkü. Olur da perşembe günü yolunuz düşerse buraya uğrayıp doğal, organik, mis gibi ürünlerden alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Böyle şirin bir pazar, üzerinde örtmüşler toz olmasın diye. Gerçekten böyle şeyleri çok önemsiyorum ben. Bazı pazarlarda üzeri açık satılıyor. Akşama kadar düşünsenize ne kadar toz oluyordur. Ne güzel. Bunların gerçekten bu köyden gelen her şeyin tadı, kokusu çok farklı. Mis gibi köylü milletin efendisi. Çünkü şehirde yaşayan insanlar böyle doğal şeylere hasret kalıyor bir süre sonra. İstese de bulamıyor yani. Onlar üretip getirecek ki diğer insanlar da faydalansın. Hayatta her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Bu bir döngü. Gördüğünüz gibi yöresel peynirler var. Bunların mesela bir kısmı yaylada yapılıyor. Ve onu sene boyu pazarlarda ufak ufak satıyorlar. Bir nevi evlerine bir katkıda bulunmuş oluyorlar. Hem de onu paraya çevirmiş oluyorlar. Burası da bir leblebi dükkanı. Böyle çeşit çeşit leblebiler var. Aklınıza gelen gelmeyen her çeşit leblebi var. Üstelik de İstanbul'un, diğer büyük şehirlerin yarı fiyatının da altında ve de çok taze. İnanın buradan yediğinizde
diğer leblebilerden yemek istemeyeceksiniz. Kuru yemişçiler kızmasın. Online satış yapan yerler de var. İnternetten bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyatları da gerçekten uygun. Çikolatalı, biberli, şekerli, dışı her çeşit var. Ve sade leblebi 13.90'mış. Yine de değişiyor hepsi. Çok da güzel, tertemiz bir dükkan. Düzenli, mis gibi. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Karadeniz'e gidenler, doğu illerimize gidenler bence mola vermeli burada. Sevdiklerinize hediyeler de alabilirsiniz aynı zamanda. Böyle rengarenk şekerli leblebiler de var. Hepsi de çok güzel görünüyor. Bu beyaz leblebi bana çocukluğumu ve babamı hatırlatıyor. O yüzden ne zaman görsem nerede beyaz leblebi hemen alıyorum. Eskide kalan her şey çok güzelmiş. Eskiden çocukluğumuzda bu siyah çekirdekler bardakla satılırdı, çay bardağıyla. Biz kardeşimle öyle alırdık. Şimdi artık bardak yok. Böyle minik paketler de var. Bunlar da leblebi kavurma makinesi muhtemelen. Böyle mis gibi kokar ya, dükkanların önünden geçeriz. Gold olan da çok güzelmiş ayrıca. Bakliyatlardan da alabilirsiniz. Fiyatları uygun gerçekten de. Pirinç de kalite kalite değişiyor fiyatları. Bu şekilde 5 kiloluk paketlerde de var. Şimdi kısa bir de fabrikadan görüntü alacağız. Burası bir pirinç fabrikası. Müsaade ettiler, sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi temiz ve düzenli. İlk benim dikkatimi çeken bu olmuştu. Hep televizyonlarda karman karışık gördüğümüz için. Ne kadar düzenli ve temiz bir fabrika. Gerçekten helal olsun. Mis gibi. Bu da işlenmemiş hali. Çeltik deniliyor. Bu şekilde işleniyor, paketleniyor ve dağıtılıyor. Böyle kısacık bir video hazırlamış olduk sizin için. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonra Osmancık'la ilgili daha detaylı ve daha uzun bir video hazırlayacağım. Kanalıma abone olup destek olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.